Evet, zamirlere devam edelim bu videomuzda. Üçüncü zamirimiz işaret zamiri. İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan sözcüklere biz işaret zamiri diyoruz. Dikkat edelim bu ifadeye. İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan arkadaşlar. Gösteren değil, tutan sözcüklerdir zamirler. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar. Ora, bura, şura, öteki, diğeri, öbürü, beriki gibi sözcükler en çok kullanılan işaret zamirleridir. Neden tutan dedik? Çünkü gösteren, yani isimlerin yerini işaret yoluyla gösteren sözcükler, sıfatlar da işaret sıfatlarıydı. Ama isimlerin yerini işaret yoluyla tutan sözcükler işaret zamirleriydi. Bu ayrımı yapabilmemiz için şuna çok dikkat edeceğiz. Bu beğendiğim bir kitap değildir. Kitaptan bahsediyor ama kitap yan yana kullanılmamış kitapla. Bu, virgül, beğendiğim bir kitap değildir. Ya da şunu oraya taşıyın. Mesela dolabı köşeye taşıyın demek yerine şunu oraya taşıyın diyoruz. Yine gördüğümüz gibi nesnelerin ya da insan dışı tabii ki varlıkların yerine kullanılan, varlıkların isimlerinin yerine kullanılan sözcükler. Ötekine hiç uğramamış mesela. Öteki mağazaya demiyor da ötekine uğramamış diyor. Diğerleri hiç de benim tarzım değildi. Diğerleri, diğer elbiseler, elbiseler demiyor da diğerleri diyor. Onların yerini işaret yoluyla tutuyor. O yüzden bu, şunu, oraya, ötekine, diğeri sözcükleri kesinlikle işaret zamiri oluyor arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken çok önemli bir şey var. Özellikle çok tehlikeli bir sözcük var. O da o sözcüğüdür. Sıfatlarda da bahsetmiştim bundan. Burada da tekrar bahsedelim. O sözcüğü çok tehlikeli bir sözcüktür. Nedeni ise şu: kullanıldığı yere göre 3 farklı sözcük türü olabilir arkadaşlar o sözcüğü. Bir insanın yerine kullanılıyorsa üçüncü kişi zamiridir. Bakın, bir insan yerine kullanılıyorsa üçüncü kişi zamiridir. Bunu ona söyleyemeyiz yerine. Bunu Ahmet'e söyleyemeyiz diyebiliyoruz. O yüzden buradaki ona sözcüğü üçüncü tekil kişi zamiridir. O bu derslerin hepsini geçmiş. O'ya bu derslerin hepsini geçmiş. İsim yerine kullandık. O'ya insanın, yani insan olarak O'ya'nın yerine kullandık. O yüzden bu da üçüncü tekil kişi zamiridir diyebiliyoruz. İnsan dışında herhangi bir ismin yerini işaret yoluyla tutuyorsa işaret zamiridir. Dikkat ediyoruz. Yine yerini tutacak. Ama neyin yerini tutacak? İnsan dışında herhangi bir ismin yerine. İnsan olmayacak burada. Yerini tuttuğu şey insan olmayacak. Odanın köşesine onu koyabilirsin. Odanın köşesine lambayı koyabilirsin. Odanın köşesine vazoyu koyabilirsin. Odanın köşesine televizyonu koyabilirsin. Gördüğümüz gibi onu sözcüğün yerine getirdiğimiz her şey insan dışı. O nedenle bu işaret zamiri olur. Kişi zamiri olmaz. İşaret zamiri olur. İsimlere dikkat edelim. Bakın, kişi zamiri kişi, yani insan yerine kullanılıyor. İşaret zamiri ise insan dışında herhangi bir şey için kullanılıyor. Aslında başlıklar bizim anahtarımızdır arkadaşlar. O yerinden hareket ettirilemeyecek kadar ağır bir dolaptı. Neymiş o dolap aslında? Dolap yerinden hareket ettirilemeyecek kadar ağır bir dolaptı. O yerine dolap getirebiliyoruz. Yani aslında o dolap yerine kullanılmış. O yüzden işaret zamiridir arkadaşlar. Kişi değil, işaret zamiri. Bir görevi daha, bir ismi işaret yoluyla gösteriyorsa, işaret yoluyla gösteriyorsa demek, o isimle birlikte kullanılıyor demek. Ve o isimden önce geliyorsa işaret sıfatıdır. Gördüğümüz gibi hem işaret yoluyla gösteriyor hem de o isimden önce geliyor. Yani bir sıfat damlaması oluşturuyor. Öyle bir durumda o sözcüğü işaret sıfatıdır. Hepimiz o günleri özledik. O günler ayrı düşünülemez arkadaşlar. Hangi gün? O gün.
günü işaret etmiş o sözcüğü, ismi işaret etmiş ve isimden önce gelerek bir sözcük grubu oluşturmuş. O yüzden bu işaret sıfatı. O kapıdan çıkarsan bir daha giremezsin. Bakın ayrı düşünemiyoruz yine. O kapı. Kapı isim. Hangi kapı? O kapı. Kapıyı işaret ediyor. Yani işaret ettiği isimle birlikte kullanılıyor. Bir sıfat tamlaması oluşturuyor. O nedenle bu kullanımda işaret sıfatı olarak kullanılmış. Mesela o çok yemek yedi dediğimizde çok yemek yedi insan. Evet o kim? İşte farklı bir isim bulalım. Jale çok yemek yedi. O yerine yani Jale yerine o'yu kullandık. O kişi zamiridir. Ama o minderinde uyuşuk uyuşuk uzanıp kuyruğunu yalıyordu dediğimizde. O kedi için kullanılan bir şey. İnsan için değil. O yüzden işaret zamiridir. Ama o kedi minderde oturup kuyruğunu yalıyordu desek kediyle birlikte kullanıldığı için işaret sıfatı olur. Arada böyle bir fark var ama çok önemli fark ve ÖSYM bu farkları seviyor arkadaşlar. Diğer bir uyarımız işaret zamirleri bazen bir olay, bir yargı ya da bir cümlenin yerini tutabilir. Hani bazen hep ismin yerine kullanılır diyoruz ya, bazen bir cümlenin yerine kullanılmış oluyor. O zaman kafamız karışıyor. Ama hani ismin yerine kullanılıyordu diyoruz. Demek ki bazen işaret zamirleri sadece ismin yerine kullanılmıyor. Bazen sözcük grubu, bir yargı ya da olayı, cümleyi ifade edebiliyordu. Dost kara günde belli olur. Bunu asla unutma. Bunu dediği şey nedir? Bunu asla unutma. Neyi unutmaması gerekiyor? Dostun kara günde belli olduğunu. Demek ki dost kara günde belli olur cümlesinin yerine bu işaret zamiri kullanılmış.